Özel'den bağımsız bakan çıkışı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, bağımsız sıfatıyla meclise giren bakanların aslında AKP yanlış olduğunu iddia etti. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. Sayın Başkanım, öncelikle ilk yönettiğiniz oturum olması sebebiyle biraz önce sunuş konuşmasında da bahsettiğiniz gibi hakkaniyet, eşitlik ilkesinden ve anayasadan uzaklaşmadan bir yönetim sergileyeceğinize yürekten inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına şahsınıza başarılar diliyoruz. Açtığımız usul tartışması anayasanın 116. maddesi ki bu madde 1980 darbesinden sonra Kenan Evren tarafından kendisi için kullanılması tasarlanarak anayasaya konmuş, ancak kendisi tarafından da hiçbir zaman kullanılmamış, ancak ilk kez bu dönem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından işletilen bir maddedir. Bu maddenin atıfta bulunduğu 114. madde, 114. madde gereğince kurulacak olan bir hükümette dışarıdan atanacak bakanların yemin etmesiyle ilgili 112. madde ve bunun gönderme yaptığı 81. madde ile ilgili. Bugün burada yapacağımız her türlü uygulama, bundan sonra bu yüce meclis çatısı altında sonsuza kadar devam edecek olan pek çok çalışmaya ışık tutacak ve yerleşik bir uygulama olarak ortada olacaktır. O yüzden hepimizin anayasaya tam uygunluk hali içinde, hukuku çiğnemeden, gerçekten ayrılmadan, hakkaniyetten uzaklaşmadan ve bu meclisi görevlendiren Türkiye Cumhuriyeti'nin çok değerli seçmenlerinin iradesine saygısızlık yapmadan tutumumuzu sürdürmek ve bu konuda davranmak zorundayız. Şimdi geldiğimiz nokta, Cumhurbaşkanı'nın tezkeresiyle ilgili bir konuyu hatırlatalım. Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadeyi kullanıyor: 45 günlük anayasal sürenin sonunda Sayın Davutoğlu tarafından bir hükümetin kurulamadığı anlaşılmıştır. Burayla ilgili derhal bir düzeltmeye ihtiyaç var. Oradaki süre 45 gün değil, 39 gün olarak yazılmalıdır. Çünkü Sayın Davutoğlu 39 gün kullanmıştır. Azdır çoktur ama 39. günün sonunda görevi iade etmiştir. 45. günün sonunda hükümetin kurulamaması gibi bir durum yoktur. Hükümet olsa olsa kurdurulmamıştır. Bu sorumluluk Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Sayın Cumhurbaşkanı, eğer kalan 6 gün sürede anayasanın kendisine vermediği bir hakkı kullanmayıp yüce Türk milletinin yaptığı görevlendirmeye saygısızlık etmeyip seçmenin oy verdiği 11,5 milyon Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermemiş 25 milyon seçmene saygısızlık etmeseydi yeni bir görevlendirme yapar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu yerleşik uygulamalar gereği görevlendirir. Ondan sonra bir hükümet kurulamazsa eğer ve süre kalmazsa bu tezkereyi kaleme alabilirdi. Gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz 114'e göre bağımsız olması gereken bakanlar. Meclisteki dağılıma göre partimize 5, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'ne 3'er bakanlık düşmüşken yapılan ve liderlerin iradesi aşılmak suretiyle fevkalade ayıplı bir uygulama takip edilerek de olsa milletvekillerine yapılan çağrılara 114'e göre milletvekillerinden, grubumuzdan hiçbir eksik olmaksızın genel başkanımızı çiğneyen, kimseyle görüşmeyiz diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve Halkların Demokratik Partisi'nden toplam 3 milletvekili, 8 milletvekili, düzeltiyorum, toplam görevlendirilmesi gereken 11 milletvekilinden 3 tanesi görevi kabul etmiş. Bunun dışında 8 milletvekili için anayasa 114'e göre bağımsız bakan görevlendirme zorunluluğu vardır. 11 arkadaşımızdan, değerli bakan adayından 3'üne bir itirazımız yok. Ancak
Sayın Vecdi Gönül, Ayşen Gürcan, Ali Rıza Alaboy'un, Kutbettin Aksu, Ahmet Erdem, Cenap Aşçı, Yalçın Topçu ve Selami Altınok'un Adalet ve Kalkınma Partili olduklarına, hatta bir gün öncesine kadar bu partide siyaset yapmış olmalarına rağmen o gece istifa dilekçesi vermek suretiyle hülle yoluyla bağımsız durumuna gelip yüce evet, Sayın Başkan bir dakika ilave süre veriyorum. Hülle yoluyla bağımsız olmaları gerekirken bir tanesi 58-59-60. Hükümetlerde AKP'den bakan, bir diğeri 22-23-24. Dönemde AKP'den milletvekili, üç tanesi son seçimde AKP'den aday, bir tanesi aday adayı. Aday olmamış, bakan olmuş. Ama AKP'li ile ilgili hiçbir şüphe yok. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunuzda yok. Sadece bir gece önce bir dilekçe alıp Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaydından geçirmekle anayasadaki bağımsızlık şartının yerine getirildiğini iddia etmek bu milletin iradesiyle ve bu meclisin vicdanıyla ve aklıyla alay etmek demektir.